Herkese merhabalar. Bugün değerli bir konuğum var. Şua Gülsoy'la birlikte Türkiye'nin 5. şampiyonu Bursaspor'un maalesef 2010'lu yıllardan sonra baş aşağı gidişini ve bugün 3. ligde yer alışını konuşacağız. Abi öncelikle kırmadın, kabul ettin ve yayına girmek için de çok ciddi bir çaba sarf ettik. Yani sana çok teşekkür ediyorum öncelikle bunun için. Çok sağ ol. Rica ederim sevgili Can. Seni tanımak güzel. Bana bu şansı verdiğin için de ayrıca teşekkür ederim sana. Ben asıl teşekkür ederim kırmayıp kabul ettiğin için. Yani benim çok hevesli olduğum bir işte açıkçası. Ne Hani çok da güzel. heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Burada şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Bursaspor'la Nasıl alakalı 3 istiyorsun? farklı kişi ve 3 farklı bölge noktadan kişiyle birlikte aslında bu içeriği yapmaya çalışacağım. Bugün ilk konuğum medyadan bir isim. Şua Gülsoy. Senelerdir Bursaspor'u takip eden bir isim. Şöyle başlamak istiyorum abi. Şimdi 2010'da dediğim gibi inanılmaz bir şampiyonluk var. Yani Türkiye tarihinin en mucizevi şampiyonluklarından biri var ve hani sonrasında yine zirveyi zorlayan bir Bursaspor var esasında. Yani ertesi yıl 3. oluyor. 2012-2013'ü 4. sırada bitiriyor. Sonrasında Şenol Güneş'te bir Türkiye Kupası finali var ki oynadığı oyunla da hani Türkiye'de herkesin beğenisini toplayan bir takım o. Fakat hani sonrasında maalesef kötü gidişat başlıyor ve düşe düşe en son hani maalesef bir küme düşüş geliyor. Süper Lig'den düşüşün ardından da baş aşağı gidiş devam ediyor ve bugün 3. ligde Bursaspor. Ya Bursaspor neden böyle bir çöküş yaşadı? Şimdi eskinin 3. liginde, günümüzün 2. liginde, onu bir Evet. düzeltelim. Oradan öyle başlayalım. Çünkü sonuçta 3,5 milyonluk bir şehrin takımı Bursaspor. Ve burada kullandığımız, özellikle senin değil de ama benim kullandığım ifadelere dikkat etmem gerekiyor. Ciddi bir sorumluluk taşıyoruz bu anlamda Bursaspor'u değerlendirirken. Şimdi 2010'da bir şampiyonluk elde edildi. Bu aslında cümle olarak çok basit bir cümle işte. Bursaspor şampiyon oldu. Üç kelimeden oluşan bir cümle ama o şampiyonluk hiç kolay gelmedi. Sezon başında o şampiyonluğa ulaşılacağına inanılıyor muydu? Hayır. Kimsenin aklından Bursaspor o sezon şampiyon olacak ya da ne bileyim Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor'u rakip olarak en azından zirve yarışında rakip olarak göreceklerine kimse inanmıyordu. Buna Bursaspor'da, İbrahim Yazıcı'da, Ertuğrul Sağlam'da, futbolcularda, Kaptan İbrahim, Kaptan Ömer, ne bileyim kaleci Ivankov, Ali Tandoğan, ne bileyim O dönemin genç yetenekleri o Sercan dönemin Volkan. geçenekleri Sercan, Volkan, yani kimse inanmıyordu buna. Yani bunu inanıyoruz ya biz işte sezona şampiyonluk için başlık falan dersek yeryüzünü yetiştirdiği en büyük yalancı olur. Bunu bir kere hep yapar. Taraftarlar da dahil. Ama son ana kadar yarışın içerisinde oldu Bursaspor ve bu başarı geldi. Bu unutulmayacak tarihi başarı geldi. Fakat şöyle bir durum var. Bursaspor şampiyonluğu daha önce yaşamamış bir camia. Geçmişine baktığınızda evet Başbakanlık Kupası şampiyonluğu var, Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Bunlar Süper Lig şampiyonunun yanında başaltı şampiyonluklar olarak değerlendirilir. Süper Lig şampiyonluğu bambaşka bir durum. Mesela Galatasaray'dan örnek verecek olursak Süper Kupa şampiyonluğu mu UEFA Kupası şampiyonluğu mu? Elbette ki UEFA Kupası şampiyonluğu diyecek bütün Galatasaray'da. Bursaspor'da daha önce Federasyon Kupası'nı almışlar, Türkiye Kupası'nı almış, Başbakanlık Kupası'nı almış ama Süper Lig şampiyonluğu bambaşka bir oldu. Bir kere hazırlıksız yakalandı. Bursaspor'un en büyük sorunu buydu. Ama bunun yanında çok önemli bir artısı vardı Bursaspor'un. İbrahim Yazıcı faktörü vardı. Başkan İbrahim Yazıcı faktörü vardı. İbrahim Yazıcı, Türkiye'de herkesin başaramayacağı yetilere sahip. Nedir bu? Şimdi siyasette zirveye oynamış. Niye? İki farklı partiden milletvekili seçilmiş. Bunu herkes başaramaz. Artı turizme yönelmiş. Turizmde en çok yatak kapasitesine sahip olan bir organizasyonun başında yer almış. Daha önce Bursaspor'un ikinci lig şampiyonluğunu elde ettiği takımda başkanlık yapmış. Oradan çıkmış, sonrasına gelmiş Süper Lig şampiyonu olan takımda başkanlık yapmış. Yani kafaya oynamak, zirveye oynamak İbrahim Yazıcı'nın
hücrelerinde var. Şimdi İbrahim Yazıcı bunu hem teknik heyetine hem de oyuncularına empoze etti. Ama çok soğukkanlı. Yani rahmetli İbrahim Yazıcı soğukkanlı bir insan, hiç tepkilerini belli etmeyen bir insan ve bundan dolayı da rakiplerine koz vermeyen bir insan. Bu çok önemli. Hani poker face derler. Nasıl bir hareket edeceğini belli etmezsin. Poker oyununda çok önemlidir bu. Gerçi poker oynamam ama tabir olarak bildiğim için bunu söylüyorum. İbrahim Yıldız işte öyle bir insan. Belli etmediğinden de Fenerbahçe'de hazırlıksız yakalandı. Galatasaray'da hazırlıksız yakalandı. Beşiktaş'ta hazırlıksız yakalandı. Trabzonspor'da hazırlıksız yakalandı. Ve Bursaspor aradan sıyrıldı. Bunu bir tarafa koyalım. Sonraki sezon Bursaspor özellikle ligin ikinci yarısında yenide diyorum üçüncü oldu. Çünkü ikinci sezonda da yani 2010-11 sezonunda da Bursaspor şampiyonluğun en önemli adaylarındandı. Ama ligin ilk yarısını kafada bitiren takım ikinci yarısında o kadar saçma sapan yeneye girer almaya başladı ki üçüncü oldu. Ardından dördüncü vesaire falan filan. Şenol Güneş'te Türkiye Kupası finali oynandı ama Şenol Güneş'te ben 1996'dan beri Bursaspor'u takip ediyorum. 96'dan beri en iyi izlediğim takım Şenol Güneş'in takımıdır. Yani şampiyonluk bir tarafa ama Şenol Güneş'in o oynattığı takım yani gelene gidene 3-5, gelene gidene 3-5 atmasına rağmen gene şanssız mağlubiyetler, hiç hesapta olmayan mağlubiyetlerle derece yapamadan bitirdi. Aslında o takımın da hakkı şampiyonluktu. Ya da lig ikinciliğiydi. Ya da en azından Türkiye Kupası'nda final değil, Türkiye Kupası'nı havaya kaldırmak. Bu başarılamadı. Şimdi İbrahim Yıldız çok önemli bir lider, çok önemli bir başkan. Fakat onun hiç hesapta olmayan rahatsızlığı ve arkasından gelen ölümü Bursaspor'da her şeyi tepetaklattı. Sonrasında gelen yönetimler maalesef ki Yazıcı'nın o koltuğunu dolduramadı. O bıraktığı mirasa tekrar aynı noktada değil. Hadi bir basamak alta inersin, iki basamak alta inersin de tepetaklak gidemezsin. Mevcut, daha doğrusu mevcut değil mi? O dönem göreve gelen yönetimler sırasıyla maalesef ki bu tabloyu oluşturdu. Son dönemde bu birçok medya mensubu tarafından, gazeteci tarafından da söylüyor. Türkiye'de futbolda altyapı sorunu yok. Türkiye'de futbolda üst yapı sorunu var. Yani Türkiye'de futbolun federasyon kanadı, yani şimdi sana bir çırpıda sorsam Süper Lig'de kaç yabancı oynanıyor diye seni bırak teknik direktörler söyleyemez. Çünkü haftada bir değişiyor adamlar. Haftada bir. Yani geçen gün mesela bir haber okudum. Gözlerimi inanamadım. Yani plaj futbolunda mesela büyük bir ihtimalle maçlar tekrarlanacak. Sezon oynanmayacak. Çünkü tercüme yapılmamış habere göre 2015'teki kurallara göre oynatılmış 2021'de. Yani ülke futbolu bu şekilde yönetiliyor. Ya da rezerv lig maçındaki Galatasaray'ın bir meslektaşımız tarafından o çekilen Ümraniye maçı. Ümraniye maçındaki o talihsiz fotoğraf. Aslında haber çok güzel ama talihsiz bir görüntü. Yani düşünün bir tarafta hayvanlar otluyor. İşte inek vesaire falan filan neyse. Öbür tarafta takımlar maça çıkıyor. Şimdi biz bunu yurt dışında çok yaşadık. Antrenman maçlarında, hazırlık maçlarında ve doğal ortamda yapılıyor çünkü bu şeyler. Antrenman maçları, hazırlık maçları vesaire. Ama bu resmi bir maç. Yani federasyonun official gösterdiği bir adres belirlediği bir statta. Yani ülke futbolu bu denli kötü yönetiliyor. Tekrar Bursaspor'a bağlayacak olursam, Bursaspor'da maalesef İbrahim Yazıcı'dan sonra gelen bütün yönetimler beceremediler işi. Bence şampiyonluk sonrasındaki Bursaspor için eğer bir milatsa, kötü gidişin milatıysa, ben merhum ölüm tarihi olarak görüyorum. Onun ölümünden sonra maalesef ki Bursaspor
baş aşağı gitmeye başladı ve şu anda da işte TFF Süper Lig, TFF 1 ve ardından da TFF 2'ye düştü. Şunu sormak istiyorum peki abi, yani sen de söylediğin gibi İbrahim Yezcioğlu'nun aslında vefatı Bursaspor için hani çok kötü bir kırılma anı oldu. Ve şimdi o dönem yönetim bıraktı, borçsuz bıraktığını, hatta kasada parayla bıraktığını belirtiyor. Fakat sonrasında gelen yönetim hani 20-25 milyon civarında bir borç olduğunu söylüyor. Hani hangi tabiri doğru orasında değilim ama 25 milyon TL bir borcun olduğunu varsayarsak, bugün baktığımızda Bursaspor'un borcu 9 senede 1 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani bu süre zarfında Evet. kötü yönetimde de hiç çıkıp hani beyler ne yapıyorsunuz hani biraz frene basın diyen olmadı mı? Yani ya sonuçta koca bir şehirden, şampiyon bir takımdan bahsediyoruz çünkü. Şunu söyleyeyim, konuştuğun kişi bunu dedi. Ben dedim, gönlüm çok rahat. Bunları dediğim için aylarca tesise alınmadım. Takımın uçağına binemedim. Basın toplantılarına katılamadım. Antrenmanlara alınamadım. Tesislerden kovuldum. Yurt dışındaki kamplardan kovdular beni. Bunları söylediğim için. Mahkemelere verdiler. Hepsinden aklandım. Hepsinden aklandım. Niye? Arkadaş, şimdi İbrahim Yazıcı döneminde Bursaspor'un evet devlete maliyeye borcu vesaire falan filan vardı ama bir kredi borcu yoktu. Bir kuruş kredi borcu yoktu. Oyuncularıyla ilgili bir problemi yok. Yani oyuncularıyla ilgili mali bir problem söz konusu değil. İbrahim Yazıcı'dan sonra mesela Bursaspor'un bir çek karnesi yoktu. İbrahim Yazıcı'dan sonra çek karnesiyle tanıştı Bursaspor kulübü. Ondan sonra tabiri caizse pırasa doğrar gibi pat 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 o çek karneleri dağıtılmaya başlandı. Bursaspor krediyle tanıştı. Banka kredileriyle tanıştı. O süreçte hemen akabinde Bursaspor'un fabrikaları satıldı. Bak fabrika demiyorum, fabrikaları satıldı. Çünkü Bursaspor'un kalıcı gelir kaynakları arasında bir fabrika yatırımı vardı. Geçmiş dönemlerde kulübün bünyesine alınan, taşınmazları arasında bulunan bir fabrikaları vardı. Fabrikalar satıldı. Bursaspor yanlış yönetimlerden ve yanlış transfer seçimlerinden dolayı çok ciddi borçlarla karşı karşıya kaldı. Ve elindeki mal varlığından olmaya başladı artık. Çünkü parasını ödeyemiyor. Düşünün. İbrahim Yazıcı'da transfer hatası yapılmadı mı? Yapıldı. İşte ne bileyim bir Bangura'lar geldi. Bangura geldi. Ne bileyim bir Forser geldi. Ondan sonra bunlar hataydı. Sonrasında cucaklarla tanıştı Bursaspor. Mesela hiç paran yok ya da para kazanmışsın ondan sonra ama cucağı almışsın. Ya arkadaş sen bir dur, senin altyapından zaten geliyor. Ozan gelmiş, Volkan gelmiş, Sercan gelmiş, Enes gelmiş. Bunlar geliyor bu çocuklar. Bağıra bağıra geliyorlar hem de. Sen aynı dönemlerde çok ciddi oyuncu satışı yapmışsın. Bir sezonda Bursaspor 25 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı. Evet. Ve hala Türk futbolu bu süreçte bu rekoru geçemedi. Yani bir sezonda diyorum bunu. Nerede bu para? Ben bunları zamanında söyledim. Hani siyasetçiler zamanında biz bunları çok söyledik falan. Hayır ben söyledim. Bunların hepsi belgeli, hepsi yazıyor. Girersin benim köşe yazılarımın içerisine. Bakarsın. Süheyl Gürsoy bunları söylemiş mi, söylememiş mi? Ha, ondan sonra biz kötü adam olduk. Biz olalım. Bizim iyi adam, kötü adam olmamız çok önemli değil bazıları. Hiç kimse de benim umurumda değil. Ben bildiğim doğruyu söylüyorum arkadaşlar. Zamanında çok büyük hatalar yapıldı. Teknik adam tercihleri yanlış oldu. Yönetim tercihleri yanlış oldu. Taraftar tercihleri yanlış oldu. Taraftar kulübün içerisine çok girdi. Medya kulübün içerisine çok girdi. Ya bir kulüp düşünün. Teknik direktörünü belirleyen kişiler gazeteci çıktı. Bak bunları söylüyorum. Hangi Yani direktörlü oldu peki abi acaba? isim vermeyeyim Bursaspor camiası biliyor. İsim vermeyeyim Bursaspor camiası biliyor. Yani bunları yaşadı Bursaspor. Bunları yaşadı. İş o kadar karıştı ki bak ben de diyorum medya mensupları hepimiz o kadar karışık ki taraftar taraftarlarını yapmadı. Gazeteci gazetecilerini yapmadı. Yönetici yöneticiliğini yapmadı. Futbolcu futbolculuğunu yapmadı. Futbolcu bambaşka bir kafaya evrildi. Ben şampiyon kulübün topçusuyum vesaire falan filan dedi. Değerinden çok fazla paralar verildi bazı oyunculara. Onlar şımardılar. Onlar bu yükün altından
kaldılar. Yani bu yükü omuzlamaları beklenen futbolcular altında kaldılar. Yani bu camia Kaptan Ömer'in, Kaptan İbrahim'in etkilerini gördü ama bazı futbolcular geldi, adam parayı aldı gitti. Mesela bir yanlış tercih vardı. Yanılmıyorsam Bobanjovic, Mehmet Zeki Çelik Bursaspor'un kampına götürülmedi. Hamza Hamzulu döneminde. Mehmet Zeki Çelik şu anda A milli takımın değişmez stoperi, pardon sağ beki. Lille'de şampiyonluk yaşadı. Roma'ya Şu transfer. an Mourinho'nun isteğiyle Roma'ya transfer oldu. Bursaspor'un Mehmet Zeki Çelik yerine aldığı Boban Jovic, yanılmıyorsam Boban Jovic'ti. Ya 27 ya 28 yaşında futbolu bıraktı. Yani şimdi bu tip hatalar yapıldı. Ya senin elinde Mehmet Zeki gibi bir adam var. Sen bunu arkadaş niye oynatmazsın? Ya da bu oyuncuyla ilgili hocaya kim olumsuz rapor verdi? Ya da bu oyuncu apar topar nasıl götürüldü İstanbulspor'a durup dururken? Bu oyuncunun kafası nasıl gitti? Yani bunun gibi kaçışlar çok oldu. Bir Enes olayı vardır mesela. Enes rol model bir futbolcu oldu ama Enes'in arkasından gelen futbolcular onun gibi davranamadı. Kaçarcasına gitti. Mesela Enes'in veda mektubu hala Vakıfköy'de asılıdır. Gençler onu görsün diye. Ama mevcut gençler okuyup anlamadılar onu. Maalesef ki anlamadılar. Okuyup anlayamadılar. Yani burada sen daha iyi biliyorsun tabii abi. Hani mevcut takımdan ayrılan 3 tane de genç oyuncu da var yani işte. İlk aklıma gelen geçen sezonun hani fena işlerle yapmamış olan mesela Tuğbay takımdan ayrıldı ve hala hani bir kulüp de bulabilmiş değil aslında. Bulamaz, bulur oynayamaz. Çünkü haksız fesih var. Vefa bulur ki buldu Giresun'da ama oynayamaz, lisansı çıkmıyor. Düşünsenize kulüpler anlaşmamış, sen gidiyorsun, menajerin peşine takılıyorsun. Tamam, menajer oyuncuyu elbette iyi bir kulübe götürmek ister, daha vizyoner ya da daha reytingi bol olan bir lige götürmek ister. Niye? Ondan para kazanacak. Ama şimdi sen arkadaş haksız fesih yapmışsın, Giresun'la anlaşmışsın. Bursaspor'da senin serbest bırakmıyor. Kusura bakma diyor. Tuğbe, kusura bakma. Yani burada hem Vefa hem Tuğbe, keza Ramazan Keskin. Bunlar hep haksız fesih yaptıkları için şu an kulüp bulamıyorlar. Ha 3 ay sonra, 2 ay sonra, 1 ay sonra bir kulüp bulurlar, bir şey yaparlar, ona bir şey diyemem. Ya da Bursaspor kısmına anlaşırlar, serbest kalma bedellerini öderler. Yatırırlar gittikleri kulüpleri. Ama şu andaki mevcut haliyle bu oyuncular başka bir kulüpte oynayamaz. Konuyu çok dağıttım. Toparlamak gerekirse. Bir, yöneticiler yöneticiliğini yapamadılar. İki, teknik direktörler bazıları hariç teknik direktörlüklerini yapamadılar. Futbolcular futbolculuklarını yapamadılar. Gazeteciler gazeteciliklerini yapamadılar. Taraftarlar taraftarlıklarını yapamadılar. Bir de Atatürk Stadı hikayesi var. Bursaspor demek Atatürk Stadı demek. La mi cimi yok. Timsah parkmış, timsah arenaymış, timsah derisiymiş, timsah vücuduymuş. Adı ne hikmetse, neyse. Yani ben ayağım geri geri gidiyor stada giderken. Niye? Ya biz kültürümüzü kaybettik ya. Bursa şehri futbolun kültürünü kaybetti. Atatürk Stadı'nı yıktılar, yerine bir stat yaptılar, dünyanın parasını harcadılar ve o statla beraber Bursaspor ruhunu kaybetti. Yaşı 30'la 60, 40'la 50, 40'la 80 kimi söylerseniz söyleyin. Atatürk Stadı'nda bir defa maç izleyen ve oranın havasını vücudunda hisseden bir kişi Timsah Arena'ya gittiğinde arkadaş bu ne ya? Burada maç mı seyrediyor? Burası benim stadım değil der. Ki ben bunu diyorum. Burası Bursaspor'un stadı değil. Timsah Arena Bursaspor'un stadı değil. Bursaspor'un stadı neresidir biliyor musunuz? Bir tane stadı var. Bursa Atatürk Stadı'dır. Yeri değiştirilemez. Maalesef değiştirdiler. Gerisine pek girmek istemiyorum. Gerisine çok fazla karışmak istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Stadın yıkılmasıyla beraber Bursaspor maalesef ki ruhunu da kaybetti.
İbrahim Yazıcı bir milattı. Ondan sonra İbrahim Yazıcı'dan sonra maalesef ki Atatürk Stadı'nın yıkılmasıyla Bursa Spor ruhunu kaybetti. İstediğin kadar yap, istediğin kadar bir şey inşa etmeye çalış, kimse de başarılı olamaz. Zaten bütün çöküşte ondan sonra başladı. Takım Atatürk Stadı'na veda etti. Ardından Timsah Arena'ya veya adı her neyse, Timsah Park her sene değiştiği için adı, bakalım bu sene ne olacak, bu sene de transfer diyorum, sponsorluk görüşmeleri sürüyor. Timsah Park'ta Bursa Spor tamamen orada o eski büyülü atmosferden şimdi tamamen ucube bir duruma geldi. Dış görüntüsü sizi aldatmasın. Bak dış görüntüsü çok böyle devasa, işte bir figür vesaire falan filan, insanların çok hoşuna gidebilir. Ama ruh yok. Ruh yok. Yani senin bir bedenin var ama ruhun yok. Ne yapacaksın abi? Bir şey yapma şansın var mı? Yemek yiyemeyeceksin, kitap okuyamayacaksın, sinemaya gidemeyeceksin, sevgilinle buluşamayacaksın, konuşamayacaksın. Ruhun yok çünkü. Bursa Spor'da da sevgililer buluşamıyor. Taraftarla takım buluşamıyor Timsah Arena'da. Maalesef böyle de bir durum var. Şu da var diye görüyorum en azından. Bursa Spor galiba yeni stadından da hani başlarda o planlanan ya da işte proje tasarlandığında şöyle yeri getirecek, dükkanlar olacak, şöyle olacak, böyle olacak denilen hiçbir projede hayata geçememiş durumda diye de gözüküyor açıkçası. Çünkü yani dediğim gibi hani ben uzun süredir hani Bursa Spor'a biraz vaktim ayırmış durumdayım ve burada programları dinlerken o tarz eleştirileri de çok duydum. Buradan şeye de geçmek istiyorum esasında abi. Belediyenin rolüne de geçmek istiyorum. Çünkü hani her şeyin, belediyesinin bir etkisi oluyor muhakkak. Ben Kocaeli Spor düştüğünde, Kocaeli yayını yaptığımızda hani orada da konuşmuştuk bunu. Şimdi Bursa Spor'da da esasında Ocak ayından itibaren belediyenin çok daha sözünün geçtiği. Hatta hani belediyeden gelen bir yönetim var. Fakat şimdi burada işin hani bir diğer belki de garip bir yanı, yakın zamanda da Bursa Spor'da bir elektrik kesintisi de yaşanmıştı. Yani hem belediyeden gelen bir yönetim var hem de elektriği kesilen bir takım var. Burada hani belediyenin bu çöküşte rolü tam olarak nedir sence abi? Şimdi bunu sadece belediyeye bağlamamak lazım. Az önce bir takım şeyleri saydım, işte yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, gazeteciler, ne bileyim başka adını sayacakların da olacaktır ama bir kesimi daha eklemem gerekir, siyasiler. Şimdi İbrahim Yazıcı döneminde kulüpte siyaset çok fazla yoktu. İbrahim Yazıcı'nın. İbrahim Yazıcı'nın ölümünden sonra siyaset Bursa Spor'un için daha fazla girmeye başladı. Yani şimdi Bursa Spor, Bursa kentinde en önemli olgudur. Siyasiler üstündedir. Yani A partisi, B partisi, C partisi değildir Bursa. Bursa Spor bir yaşamdır, bir kültürdür Bursa için. Şimdi ben her zaman için siyasetle sporun ayrı olmasından yana olan bir gazeteci. Ama maalesef ki mevcut yönetimler demeyeyim, geçmiş yönetimler yaptıkları o fahiş hatalardan sonra takım ortada kaldı. Takım ortada kaldı. Yani bir şehir var ortada, 3,5 milyonluk bir şehir var. Ne olacak? Takım ortada kaldı çünkü. Yönetimsel açıdan demiyorum, parasal açıdan. O kadar hata yapılmış ki ya, takım otelde rehin kalıyor. Bak takım otelde rehin kalıyor. Bursa Spor. Bursa Spor'un pilot takımı da otelde rehin kalıyor. Başka bir sezon. Yani bunları yaşadı. Hemen apar topar gidiliyor, paralar bulunuyor vesaire falan filan. Yani bundan dolayı belediye evet şu anda bu işe bir omuz verdi. Omuz verdi ama bu belediyenin işi değil. Yani belediye mesela sen elektrik faturası, su faturası ödüyor musun? Ödüyorsun. Evet. Ben de ödüyorum. Evim var. Su faturası ödüyorum. Ya da benim çalıştığım kurum su faturası ödüyor. Benim bu verdiğim para niye Bursa Spor'a gitsin? Ya da niye Fenerbahçe'ye gitsin? Ya da niye Galatasaray'a gitsin? Ben bunu işte yol yapımı için, ne bileyim daha temiz bir şehir için,
ne bileyim otoparklar için, çocuk parkları için harcanmasını isterim. Bir futbol kulübü için harcanmasını istemem. Dünyada düşünebiliyor musunuz? Roma kulübüne Roma Belediyesi'nin sahip çıktığını. Ya vücudunun her hücresiyle gülerler İtalya'da adama. Bunu birine söylesen. Ya Roma'ya Roma Belediyesi sahip çıkmış. Ya Roma'da bir çalışan Roma Belediye Başkanı tanımaz. Çünkü adamın umurunda değil ki belediye başkanı kimmiş vesaire falan filan. Öyle bir kafa yok adamlar. Bizde de ya belediye başkanı kurtarsın, işte ne bileyim siyasi bilmem ki. Niye onlar kurtarıyor arkadaş? Sen zamanında yapmışsın hataları. Yapmışsın. Cücaklara paraları akıtmışsın, menajerlere paraları akıtmışsın. Ya bir kulüp düşün, 25 milyon 25 milyon euro bir sezonda transferden gelir elde ediyor ya da 24 milyon euro neyse. Artık 24'te bir aranmaz yani o kadar para içerisinde. Ondan sonra bende para yok bitti. Ya bu kulüp Şenol Güneş'in bak net söylüyorum o dönemki yönetim Şenol Güneş'in son gün arabalarını altından aldılar. Gideceği gün. Ya biz bunları gördük zamanında. Bak bunları gördük diyorum sana. O kadar enteresan işler döndü bu kulüpte. O kadar olaylar. Ya bu adam Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış. Dünyanın en çok tanınan teknik direktörlerinden biri. Ya arabasını alsın gitsin İstanbul'a. Yani ne olur. Anahtarı istedi o zamanın başkanı, kulüp başkanı. Şenol Güneş'ten hocam sözleşme bitti arabanın anahtarlarını alalım diye. Ya bugün gidiyorsun diye. Ya bir bırak adama. Adam belki kalacak. Sen adamla oturdun mu? Yani Okan Bular gitti, Fernando Avalar gitti. aynen öyle yani. O biraz da satışlarda Şenol Güneş'in oynattığı futbolun etkisiydi. Mesela Hikmet Karaman, çalıştığım en enteresan teknik direktörlerden biridir Hikmet Karaman. Bence Türkiye'de yerinin çok daha farklı olduğu, yani milli takım düzeyinde, daha büyük kulüpler düzeyinde çalışması gereken bir teknik direktördür bana kalsa Hikmet Karaman. Çünkü hayatı tamamen futbol üzerine kurulu, hayatı tamamen antrenman bilimi üzerine kurulu, hayatı tamamen oyuncu gelişimi ve oyuncu planlaması üzerine kurulu biri. Bursa'da çok güzel işler yaptı. Ayağını kaydırdılar. Kim ayağını kaydırdı? Bursa'daki antrenörler ayağını kaydırdı o dönem için. Onun arkasından iş çevirdi bazıları. Bursa'daki. Burada yanlış anlamasın kimse beni. Kusura bakmasın ama kimler olduğunu da herkes çok iyi biliyor. Ha, Süheyya gene Bursa'daki antrenör camiası kızacak bu laflarından sonra ama kızsınlar. O zaman da ona yüklendiler. Hikmet Karaman'ın arkasından iş çevirdiler. Bunları söylediğim için bu sefer gene ben suçlu olacağım. Ama maalesef ki böyle de bir durum oldu. Ya maalesef hani olan Evet, Bursaspor oldu. maalesef diyoruz. Ve olan Bursaspor'u oldu. Şimdi Bursaspor'da ben gazeteci olarak ilk 11'i sayamam. Sayamam. Net söyleyeyim. Niye sayamam? Çünkü çocukların hepsi geçen yıl U16, U15 takımında oynamış. Bizim çok haşır neşir olmadığımız U19 takımında oynamış futbolcular. Üç tane majör diyebileceğimiz ana oyuncusu var Bursaspor'un. Kubilay, Emrah Cenk Şahin. Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu. Bunlara 97 takımının, Bursaspor'un 97 takımında da oynayan Furkan Emre Ünver'i dahil edebilirsin. Lig tecrübesi olan Canberk ve Deniz'i dahil edebilirsin kaleciler. Ondan sonra bunlara geçen yıl TFF 2'de oynayan Ozan İsmail Koç'u dahil edebilirsin. Başka kimi dahil edebilirsin? Berat Altındiş'i dahil edebilirsin. Ertuğrul Kurtuluş'u dahil edebilirsin. Başka kimseyi dahil edemezsin. Çağatay vardı mesela. Çağatay o takımdan ayrıldı. Ondan sonra o ayrıldı. O geçen sene Ahmet ve Niğde Anadolu FK formasını giymiş. En azından bu ligin havasını biliyordu ama bir sebepten dolayı herhalde performans odaklı bir sebepten dolayı onunla yollar ayrıldı. Dediğim şu, Bursaspor'u bu hale yönetimlerin yaptığı hatalar ve bütün organizasyonun iç içe girmesi getirdi. Şimdi de nasıl kurtulur 1 milyar liralık bir borçla? Geçen gün Rangers'la ilgili bir makale okuyordum. Uzunca bir makale. Rangers biliyorsun İskoçya'da 4. lige kadar düşürüldü vergi hikayelerinden dolayı. Ama
Orada isim değişikliği oldu. İşte Glasgow Rangers'tan Rangers'a evrildi takım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ardından bir yeni yapılanma oldu ama buna kent sahip çıktı. Yani orada Glasgow kenti onlara sahip çıktı. Ayrıca bir başka kesim de sahip çıktı. Celtic de sahip çıktı. Yani düşürülmesi aleyhine oy kullandı. Yani Rangers'ın lehine oy kullandı. Düşürülmesin, bu adam benim rakibim dedi. Ben bu adamla maç yapıyorum dedi. Bu takımla maç yapıyorum dedi Celtic. Şimdi Bursaspor'da bir şey var. Rangers'a niye benzetiyorum bunu? Rangers o kadar dibe gitmesinden sonra ciddi bir birliktelik sağlayarak, rakibinin bile birlikteliğini sağlayarak bugünlere geldi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde en üst noktaya kadar çıktı. Şampiyonlar Ligi'ni işte 2011'den sonra, işte 2010'dan sonra 12 sezon sonra tekrar dinleme noktasına geldi. Çok önemli bir başarı bu. Şimdi Bursaspor'da birliktelik diyorsun. Ya Bursaspor'da şu anda herkes birbirinin altından böyle ya sandalyesine tekmeyi vuruyor, taburesine idam sehpasındaki gibi. Ya biri onun ipini çekiyor. Bursaspor'da maalesef kimse birbirini sevmiyor. Bak net söylüyorum. Gene bana kızacaklar. Gene kızacaklar. Bursaspor'da birliktelik lafı ediliyor ya. O da en büyük yalan. Birliktelik falan sağlanmıyor. Bu kenti yönetenler, Bursaspor'da geçmiş hizmet edenler, geçmişte hizmet edenler bir araya gelmediği sürece eski başkan, eski futbolcu, eski bakan, eski siyasetçiler, eski tribün liderleri, eski gazeteciler, mevcut gazeteciler, mevcut tribün liderleri, mevcut siyasiler, mevcut kenti yönetenlerin bir araya gelmediği sürece Bursaspor hiçbir şekilde bu borcun altından kalkamaz. 3,5 milyonluk bir kent, Türkiye'de ihracat rekortmeni bir kent, Türkiye'de en çok otomotivde 4 fabrika var Bursa'da ya. Renault, Tofaş, Karsan ve Tok. Bak Tok. Bu dördü olan bir şehir, dördünün olduğunu düşünün. Otomotivin beşiği olan bir şehri düşünün. Tekstilin kalbi olan bir şehri olarak düşünün. 1 milyar liralık borç nedir ya? 1 milyar liralık bir borç. Yani Yani para değil. Para değil, para değil. Yani 55 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Yanlış hesaplamıyorsam yani. 55-60 milyon dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Ya Bursa'da onu bir hamlede çıkartabilecek güçte firmalar söz konusu. Ama geçmişte bu firmalar o kadar çok kullanılmış ve yıpratılmış ki şimdi adam diyor ki Bursaspor'a para veriyor. Tamam adam veriyor. 300, 500, 1, 2, 10, 15, 20 gücü neyse. Gücü neyse. Ondan sonra gidiyorsun yanlış transfer yapıyorsun. Yanlış bir yönetim seçiyorsun. Yanlış bir teknik direktör getiriyorsun. Sonra ya kusura bakma ya sen bana bir teknik de atsana. Adam kusura bakma da ben enayi miyim diyor. O noktaya getirmişler Bursa'daki sanayicileri. Bursa'da sanayiciler de şu anda elini ayağını çekmiş durumda. Onun için söylüyorum ben. Eski kentte sözü geçen abiler, siyasi olur, iş adamı olur, eski başkan olur. Bunlar aynı masada toplanmadığı sürece, ortak akıllı yürütmedikleri sürece Bursaspor'la geleceğinden hiçbir şey olmaz. Bir kere Bursaspor sportif açıdan ilerleyemez. Transfer tahtası kapalı. Bunu teknik direktör de söylüyor, sportif direktör de söylüyor, kulüp başkanı Sayın Ömer Furkan Banaz da söylüyor. Yani evet Bursaspor bir üst lige çıkmayı istiyor ama bu kadronun bunu başarma gücü maalesef çok zor. Futbolda maç oynanmadan, maç son düdük çalmadan kimse bir tahminde bulunamaz. Ama çok zorlanır Bursaspor bir üst lige çıkması için. Ne olacak peki bundan sonrası için? İstersen sorun varsa onu alayım yoksa ondan sonrasını devam ederim ben. Transfer tahtasından da bahsettin abi esasında. Şimdi bana biraz şey de garip geliyor abi. Bu ya son günlerde en azından biraz şeyler konuşulmaya başlandı. Yani yönetimin planının şu an açmamak ama hani Ocak ayından sonra duruma bakılabileceği yönünde
ve açılabileceği yönünde şeylerle konuşulmaya başlandı. Şimdi bana şöyle ilginç geliyor abi. Ya Bursa Spor hani ya şu an belki dediğin gibi genç oyuncuların hiçbirini hani ben tanımıyorum zaten. Yani benim dışımda sen de çok bilmiyorsun sonuçta. Ve hani bu çocuklar belki 2 sezon önce işte Ali Akmanların, Burak Kabacakların yaptığı gibi bir hikaye yazabilirler belki de ve çok farklı bir şey izleyebiliriz. Ama şimdi bu durumda iyi giden bir takımın üstüne bir ekleme yaptığında iyi giden yapıyı bozma ihtimalim var. Çok kötü gittikleri senaryoyu düşündüğümüzde de hani belki de biraz geçti bu pazarı da olabilir. Hani burada Tren karşı da olabilir diyorsun yani. bu biraz hatalı bir yaklaşım değil mi sence abi? Şimdi içeride ne olduğunu çok fazla bilmiyoruz açıkçası Bursaspor'da. Ömer Furkan Banas kartları açık oynamaya çalışıyor ama bence tahta açılmalı mıydı? Evet, açılmalıydı. Niye açılmalıydı? Burada Bursaspor'un bir dakika daha kaybedecek zamanı yok bu ligde. Yani bir de statü de değişti. Yani Evet. lige çıkma yani. Ve onu diyorum ya, futbolu yönetenler her gün bir şeyi değiştiriyor, her gün yeni bir şey ekliyorlar futbola. Bu sene de ligin şeyini değiştirdiler. TFF 2'nin playoff statüsünü değiştirdiler. Şimdi Bursaspor'un burada lige çıkması bir tık daha zorlaştı. Daha fazla maç oynayacak. Eğer bir bitiremezse, iki bitirirse, pardon, birler çıkıyor. Direkt çıkıyor. İki Bir bitirirse finale bitirirse kalıyor, değil mi? finale katılıyor. Ama 3 bitirirse geçmiş olsun. Bir lig daha oynuyorsun resmen. O yüzden Bursaspor'un çok fazla kaybedecek zamanı yok burada. Ben Ömer Furkan Banaz'ın yerinde olsaydım, tamam, stratejileri çok doğru. Evet, borçları bitirmeye çalışıyorlar. Borçlarla ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Nasıl söyleyeyim sana, tam yanlış da kelime kullanmak istemiyorum. Burada bazı yöneticilerin alacaklarını silmesini talep ediyorlar. Bununla ilgili görüşmeler yürütüyorlar. Ama bunların hepsi doğru strateji. Diğer taraftan da tahtanın aşılması gerekiyor. Niye aşılması gerekiyor? Şimdi Erkan Kamat yönetiminde Ali Akmanların, o diğer genç futbolcuların yazdığı bir hikaye var. Tamam, sonu başarılı olmadı. Hikaye, o masal güzel sonla bitmedi. Ama Pamuk Prenses uyanmadı. Pamuk Prenses uyanmadı. Ama bir heyecan vardı. İşte bir ne bileyim, şundan siyasisine kadar kulüp başkanlarına. Yani ben çok iyi biliyorum. Birçok kulüp başkanı, ya Bursaspor'un maçında seyredelim bugün, bak Bursaspor'un çok enteresan. Süper Lig kulüp başkanları bunu söylüyordu. Tiyatrocular, sanatçılar, ya Bursaspor'un maçı var, bu çocuklar çok enteresan işler yapıyorlar diyorlardı ve Bursaspor'un maçını seyrediyorlar. Bu her zaman olabilecek bir şey değil. Bak, nasıl Bursaspor şampiyon oldu, her zaman olabilecek bir şey değildi bu. Ondan sonra bu her zaman yaşanabilecek bir şey değil. Onun için ben şunu söylüyorum. Bu sezonun tahtanın açılmasından başka şansı yok bu sezonda. Çünkü bu çocuklar henüz lig tecrübesi yaşamamış çocuklar. Yani birçoğunun daha ligde süresi yok. Mesela Hasan Ayaroğlu bu ligi biliyor. 104 maçı var. Enver Cengişahin'in bu ligde maçı yok. Kubilay Sönmez'in 14 maçı var bu ligde. Furkan Emre Ünver'in 8 maçı var bu ligde. Ertuğrul Kurtuluş'un 32 maçı var. Ozan İsmail Koç'un 28 maçı var. Berat'ın da 17 ya da 18 maçı var. 5'te golü var bu ligi bilen. Diğer çocuklar U15, U16 takımında oynadıkları için onların herhangi bir profesyonel lig durumları söz konusu değil. Elit akademi ligi oyuncuları onlar. Ya da U19 takım oyuncuları. O nedenle bu ligde biraz rica ise mahalle futbolu oynanıyor. Yani bildiğimiz bizim sokak arasındaki futbolun geliştirilmişi, yeni sürümü, son sürümü oynanıyor bu ligde.
Kusura bakmayacak kimse yani. Kusura bakmayacak. Sen az önce bir şey söyledin. Geçmişin 3. liginde oynuyorsun şu anda aslında. Ya o yüzden aslında kimse birbirine kim geçmişin 3. liginde oynuyorsun. TFF 2 böyle isim. Aa TFF 2 böyle şey. Canlı bir şey geliyordu. Yok abi. Yok öyle bir şey. Sen geçmişin 3. ligindesin şu anda. Kimse kimseyi kandırmasın. O nedenle senin buradan bir an önce kurtulman lazım. Çünkü sokak futbolunda kurallar farklıdır. Bu sezon Bursaspor'lu futbolcuların en önemli bence artısı şu olacak. Maçların naklen verilecek olması. TFF 2'de daha önceki maç yayın olmaması ligin daha şaibeli bir hale geldi. Offside'ıdır, hakem kararıdır, taraftarıdır, futbolcusudur. Daha böyle bir kendine ayas kuralları olan kapalı bir kutuydu. Şimdi eğer maçlar yayınlanacaksa ki federasyon bununla ilgili yanılmıyorsam geçen hafta çarşamba günü bu çarşamba bir ihale sürecini başlattı ve bu ihaleye göre de bir yayın şartnamesi ortaya çıkacak ve maçlar büyük bir ihtimalle yayınlanacak, canlı yayınlanacak. Bu Bursaspor için bir avantaj. Çünkü oyuncular bir kendilerini gösterecekler. İki, kapalı bir kutuda değil, açık bir alanda oynayacaklar. O onlara biraz daha böyle motive edebilir. O nedenle ben maçların verilmesi hususunun Bursaspor'a fayda getireceği kanaatindeyim. Yoksa bu ligde tahta açılmadığı sürece Bursaspor maalesef ki çok sıkıntı çekebilir. İnşallah benim dediklerimin tersi olur, ben yanılırım. Bursaspor açısından söylüyorum. Çünkü Bursaspor'un yeri her zaman Süper Lig'de, tamam ilk 5'e girmesin ya ama ilk 10'da da olsun. Yani ilk 10'da da olsun. Biz seninle yayın öncesi de konuştuk abi. Yani ben kendim bildim bir Bursaspor Süper Lig'deydi. Hani ya şu anda Bursaspor Süper Lig'de görmemek açıkçası hani benim açımdan da hani ben Bursalı değilim ama hani benim açımdan da bir garip oluyor yani. Bursaspor çünkü görmemiştim daha önce açıkçası hani Bursaspor bir Süper Lig. Sevgili Can, Bursaspor'un anlaşamadığı taraftar tribün grubu hangisi? Beşiktaş değil mi? Evet. Beşiktaş'ın tribün liderine git sor. Onunla bir yayın yap. Bursaspor'un Süper Lig'de olmasını ister misin, istemez misin diye. Bak, %100 diyorum bak. %100, %99 demiyorum. %100 evet olmasını isterim diye. Niye? Tribüne renk gelecek. O atışmalar, futbolun doğası içerisinde. Tamam, kavga, gürültü, yumruk, patırtı, kan falan filan silah çatışma vesaire olmasın. Ama o tribün kültürü olacak. Az önce ne örnek verdim? Rangers, Celtic örneğini verdim. Ya Celtic diyor ki, Rangers'ı düşünmeyin arkadaş diyor. Rangers'ı düşünmeyin diyor. Küme. Oylama yapılıyor. Rangers'ı düşünmeyin diye Celtic oy veriyor. Düşünün yani. En büyük rakibin veriyor bir de bunu. En ezeli rakibin. Ve bizdeki gibi bir rekabet de yok orada. Din var. Din. Yani din unsuru var. Mezhep var yani. Mezhep var. Bir ırk var. İskoçlar var. İrlandalılar var. Burada öyle bir şey yok ya. Herkes Türk. Lazı, Çerkezi vesairesi falan filan. Yani hepsi aynı bayrağın çatısı altında. Din vesaire onları da geçiyorum. Yani Beşiktaş'ın tribün liderine sor bunu söyleyecek. Galatasaray'ın tribün liderine sor bunu söyleyecek. Fenerbahçe'nin tribün liderine sor bunu söyleyecek. Evet. Brezilya'daki şu anda Alex'e sor. Ya Bursaspor Süper Lig'de olsun mu olmasın mı? Alex bunu söyleyecek sana. Ne bileyim. Fatih Terim'e git sor. Fatih Terim de bunun aynısını söyleyecek. Çünkü bazı takımlar vardır. Bazı kulüpler vardır. Bunlar birer kültürdür. Eskişehir Spor bir kültürdür. Bursa Spor bir kültürdür. Bu iki kulüp olmazsa olmazdır. İkisi olmazsa olmazdır bu ligler. Sakarya bir kültürdür. Kocaeli bir kültürdür bunlar. Mesela İzmir'de Göztepe bir kültürdür. Ondan sonra Altay bir kültürdür. Bursa Sporlarla araları iyi değildir ama Karşıyaka bir kültürdür. Bunlar liglerde olacaklar. Ha bakıyorsun şimdi bilmem ne belediye spor. Bilmem ne belediye spor. Bilmem ne özel idare spor. Bunlar niye oldu? Mevcut yöneticilerin yani sivil inisiyatifin görevlerini tam doğru bir şekilde yapmamalarından kaynaklanan bazıları harici.
tabii istisnalar kaideyi bozmaz, bazılarında farklı şeyler de olabilir ama bütün Türkiye'de şu anda BLD, BLD, BLD kısaltmalı takımları görüyoruz. Ben Avusturya'da görmedim bilmem ne belediye spor, ne bileyim Almanya'da görmedim bilmem ne belediye spor, regionalliklerde dahil olmak üzere. Ondan sonra ne bileyim Hırvatistan'da duymadım bir şey belediye spor. Ama bizde maşallah, maşallah belediyeler kendi aralarında bir kuracaklar, o pozisyona geldi artık. Bugün şöyle bir durum da var açıkçası. Yani bugün Türkiye'de futbolun marka değeri çok ciddi şekilde düşmüş durumda. Hani yok ki. Yok ki marka ve değeri hani yok. Yani mevcut değerini de belki de hani ayakta tutan hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'dur ama hani bunlar da bu kadar olabiliyor. Yani bunun ciddi çıkması için ya Türk futbolu hani Bursaspor'a da muhtaç durumda. Yani Bursaspor'dan ziyade aslında Türk futbolu Bursaspor'a muhtaç. Ya da Eskişehir'e muhtaç. İşte Tabii Kocaeli'ye ki. muhtaç. Çünkü ya bunların hakikaten bir kültürleri var. Arkalarında ciddi seven kitleler var. Yani şimdi takım ismi vermek istemiyorum ama hani ya bu maçı açtığında 10 tane adamın tribünde olmasını görünce o maçı izleme ihtiyacınla işte atıyorum hani Bursa stadında oynanan, dolu tribün oynanan bir maçı görünce izleme iştahın farklı olabiliyor. Şimdi buradan hani kötü neticeleriyle alakalı da konuşmuştuk. Hani şeyi de bağlamak istiyorum esasında. Şimdi Bursa'da çok ciddi bir Ali'ye tepki var. Ki kulüp yakın zamanda forma kampanyasına katıldığı için teşekkürler mesajı attığında da altında inanılmaz bir tepki vardı. Ya Ali Ağa hakkında neler söyleyeceksin abi? Çok güzel bir soru sordun. Ali çok iyi bir insan. Bak. Gerçekten çok iyi bir insan. Ben Ali'yi çok severim. İnsani yönü. Çok iyi bir sanayici. Vergi rekortmeni, ihracat rekortmeni. Çok çok iyi iş yapan bir insan. Ama spor kısmına geliyorsun. Türk futbolunda iyi olmayacaksın. Maalesef. Türk futbolunda iyi olmayacaksın. Türk futbolu başka bir şey. Türk futbolu bambaşka bir dünya. Burada para konuşmuyor. Para konuşsa Fenerbahçe Türkiye'nin en zengin insanı yönetiyor ya. Belki Avrupa'nın en zengin insanlarından biri yönetiyor. Kulübün başkanı. Var mı? Kupa yok. Nerede kupa? Yok. Ali Ay da aynı kupa. Ali Ay da. Kulüp kötü gidiyor. Ali Ay, parayı ben veririm çocuklar. Aman çocuklar şey olmasın. Zor durumda kalmasın. Deplasmana uçakla gidecek. Ben öderim o parayı. İşte atıyorum bir yerden para gelecekti gelmiş ben öderim. Abi kural yok takım deplasmana özel uçakla gidecek diye. Gitmeyi versin. Musa Sova 800 bin euro verdiler 6 ay için ya. Musa Sova futbolu bırakmış geri döndürdüler. 6 aylığına 800 bin euro verdiler. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Ne oldu? Bir tane gol attı galiba Musa Sova. O da rövaşata değil yani. Rövaşata atmadı. Yani maalesef Ali Ay çok iyi bir insan ama o iyi insanlığı, o iyi insanlığı Bursaspor'da sökmedi. Bursaspor'a bir fayda getirmedi. Bursaspor'a kesinlikle bir fayda getirmedi. Baş aşağı gitti Bursaspor ve geliyorum dedi. Çok inandı. Dış çevrelere çok nasıl söyleyeyim sana çok etkisi altında kaldı. Ondan sonra ve sonuçta da çok tepki alan bir kişi haline geldi. Aslında şunu da yapılması lazım. Yani maç sağda kalır ya. Yani evi basmalar, tehdit etmeler, işte sosyal medyadan o yazılan yazılar vesaire falan filan. Olmaması lazım. Şimdi siz bir maçı kaybetmiş sonrasında mahallede kavga eden profesyonel futbolcu duydunuz mu? Yok. Yok ki. Yok yani. Olamaz. Olamaz yani. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Bir haberi yazmış bir gazeteci. Öbürü gazeteciye gidiyor. Vay efendim sen o haberi niye yazdın? Sana ne arkadaş yazarım yani. Ya yorum yap. Bütün her şey birbirine girdi ya bu sırada. Çorba oldu.
Taraftar ki Ali Ay döneminde bu hikaye çok fazla oldu. Taraftar, medya, teknik direktör, futbolcu. Onların hepsi iç içe girdiğinden Ali Ay maalesef ki şu anda Senin sevilmez bir pozisyona geldi. Bence bu Ali Ay'ın özelinde değil, kimseye yapamaması gereken bir şey. peki Ya şunu da sorayım. aslında şunu söyleyeyim. Abi. Bursaspor ilk defa küme düşmüyor. İlk defa küme düşmüyor. Daha önce de küme düştü. Ama o dönemki küme düşen başkanı kimse ağzını açmıyor. Kimse en ufak bir şey söylemiyor. Söylemiyor. Hala kentin en saygın iş adamlarından biri. Hala o beyefendiliği devam ediyor. Hala onu gördüklerinde insanlar ceketinin önüne dikiyor. Önemli olan bu ağırlığı taşıyabilmek. Çünkü niye? O zamanki jenerasyonla bu zamanki jenerasyon arasında geceyle gündüz kadar fark var. Futbolda yenmek kadar yenilmek de var. Şampiyon olmak kadar küme düşmek de var. Ya İtalya'da neredeyse en kötü kulüpler küme düşürülmedi mi? Evet, Juventus yani en basit. Düşürüldü. Juventus, ya en basitinden Juventus düştü değil mi? Yani ilk çırpıda söyleyebileceğimiz. Bir şey oldu mu? Olmadı. Juventus hala dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Hala dünyanın en önemli ailelerinden biri tarafından da yönetiliyor. Bir şey değişti mi? Hayır. O zaman bizde ne oluyor? Ne bu kavga, öfke, kin, nefret? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Hele 2022'de olamaz. Yani hadi 60'larda, 40'larda, 50'lerde daha fazla böyle vurdulu kırdılı senaryoların daha fazla olduğu dönemlerde ki bence o dönem çok çok daha saygın dönemler. Annelerimizin, babalarımızın kıyafetlerini, konuşmalarını, Türkçelerini gördüğümüzde çok daha güzel bir dönemde yaşadıklarına inanıyoruz. Şimdi vay Ahmet küme düşürdü. Ya arkadaş tamam düştü ne yapacaksın? Tamam. Ya bir tek ölüme çare yok ya. Bu dünyada bir tek ölüme çare yok. Sen o zaman küme düştüysen yerinde tekrar nasıl kalkarım onun planlamasını yap. Bursaspor'da bir tek yeniden nasıl ayağa kalkılır onun planlaması yapılmıyor. Her şey konuşuluyor bir tek o planlama yapılmıyor. Onu yapsa zaten bu iş sorunların hepsi ortadan kalkacak. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Bursa'nın Süper Lig'den düştüğü dönem birçok arkadaş da şey diye düşünmüş. Hani Bursaspor hani 3-4 senedir kötü yönetiliyordu. Yani belki de bu küme düşüşle birlikte hani Bursa'da bir hani bir tokat etkisi yaratır da bir iyi yönetimle tekrar Bursaspor yükselir diye düşünülüyordu. Yani esasında hani yani böyle tekrar ikinci lig gibi düşüş çok aklıma gelmezdi. Yani Bursa üzerinde. Şeyi de sormak istiyorum şimdi. Çok tepki taraftardan oldu konusuna gelindi mesela. Şimdi sadece Ali Ağa'ya değil, hani yakın dönemde işte geçen sene kahraman gibi belki de başkan olan ama sonrasında bugün çok ciddi tepkinin oluştu bir Emin Adanur bir şey de var. Emin Adanur dönemi hakkında neler söyleyeceksin abi? Ki ben hani senin geçen sene başkanlık sonrasında onu konuk ettiğin yayını da izledim. Aslında hani ya, sürecin sonunu bilmesen dinlediğinde çok umutlanabileceğin şeyler söyleniyor ama hani sürecin sonunu bildikten sonra izleyince yani keşke böyle olmasaydı diye düşünüyor insan. Çok çok kötü bir O yayını yapmasaydım, o konuşmalar olmasaydı, sonrasında bu sonuç ortaya çıksaydı, evet, ben de aynı düşünceydim. Ama o yayını yaptım. Şimdi karşında çok vizyoner, genç, atik biri var. Doğru mu? aynen. Tamam. Sonrasında Pertev nereden çıktı? Pertev nereden çıktı? Menajer. Tamam mı? İhtiyaç duyabilirsin. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey değil. Bak, ihtiyaç duyabilirsin. İbrahim Yazıcı da menajerlerle çalıştı. Ama hiçbiri karar verme noktasında olmadı. Verecek noktaya getirilmedi. Dedi ki, bak, Deniz Kolgu'yu almayın. Ben bir bizzat söyledim. Almayın dedim. Net ifadeyle kullandım. Benim görevim değil. Ama geçmişten bildiğim için almayın dedim. Aldılar. Aldılar. Bugün çok farklı haberlerle karşımıza çıkıyor Deniz Kolgu. Dedik ki şunu
yazılarımıza dedik tabii ki bunu. Şu şekilde yapın. Öneri getirdik. Kabul edilmedi. Saygı duyarım, kendi bildikleri bir yoğurt yeme stili olabilir. Ama şimdi bir insan bir kere hata yapar. İki kere hata yapar. Üç defa hata yapar. Dördüncü hata yaptıktan sonra bu bambaşka bir hikayeye döner. Maalesef geçen yönetimde bu oldu. Geçen yönetimde bu oldu. Ve bunun sonucunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Konuşursak çok uzun, yani en azından bu yaptığımız yayından daha uzun yayın çıkar. Yayına bağlanmadan önce şunu söyledim, yani Netflix'te Bursa Spor 3 sezon dizi yapar yani. En az 3 sezon yapar. Çok Bursa Spor'un son şampiyonluk sonrasında yaşanan süreç çok daha fazla sezon dizi yapar. O nedenle ben şunu söyleyeyim. Geçen yıl çok fahiş hatalar yapıldı. Bir kere gençliğin verdiği enerji yanlış kullanıldı. Gençliğin verdiği. Mesela Emin Bey geçen gün bir yerde bir şey söylemiş. Bir daha tweet atmam dedi maçtan sonra. Evet o Türkiye'de Samet Çayır'a verdi. Evet Samet. Samet bir dönem benim yanımda görev yapmıştı. Ondan sonra iyi çocuktur. Ondan sonra Samet'e ya bir daha tweet atmam. Zaten ben şöyle bir iddiaya sahibim. Bursa Spor'un şampiyon olduğu 16 Mayıs 2010'da yani 2009-2010 sezonunda Twitter bu kadar aktif olsaydı Bursa Spor şampiyonu falan olamazdı. Olamazdı. Bana şey de çok garip gelmişti. Ben hani işte çok uzun bir süredir hani bütün boş zamanımı Bursa Spor'a ayırdım. Yani çünkü çok hevesli aslında bu iş kafama gelmişti ve ya hani dinledikçe gördükçe çok şaşırdığım şeyler oldu. En çok şaşırdığım hani bir Space odasında işte Emin Adanur belki resmiyette başkan olmasa da hani Bursa Spor Başkanı'ydı bir nevi ve Emine Taraftar Grubu liderinin bir Space odasında atışmaları vardı. Yani buna denk gelince inanılmaz şaşırdım hani. Şimdi iletişimi her zaman çok iyi kullanmış bir insanımdır. Ama fazla iletişimin insana ne kadar çok zarar verdiğini ben geçen dönem çok iyi anladım. Şimdi bazen sosyal medyadan uzak durmanız gerekebilir. Sosyal medyayla en ufak bir temasınız kurmamanız gereken ortamlar olabilir. Tamam. Sizin danışmanlarınız yok mu? Var. Danışmanlarınız var. Yani kulüp yöneticisi olarak. Onlar o işi yürüsünler. Siz kulübü nasıl yürüteceksiniz ona? Sizin orada muhatabınız, taraftar ya da gazeteci ya da bir başkası değil. Koca bir kenti temsil ediyorsunuz siz. Bu çok önemli. Yani orada attığınız her adım, kullandığınız her kelime sadece size değil, koca bir kente eksiliyorsunuz. Uzak durun sosyal medyadan, uzak durun. Kullanacağınız zamanlar elbet gelecek sosyal medyada. Elbet gelecek. Ama o kriz anlarında, o kötü gidiş dönemlerinde zaten ortam yanıyor, yanıyor. Bak bildiğin yanıyor. Alevler, yangınlar. Ya arkadaş sen niye benzinle gidiyorsun? Sen çekil, sen itfaiyeci ol orada. Ya da itfaiyecileri yöneten kişi ol. Yani itfaiye amiri ol. Sen niye kendini yangına atıyorsun? Ya taraftarlar orada kendileri birbirlerine ya taraftar adam yani bir taraf. Sen taraftar değilsin. Sen yönetici kimliğine geçtikten sonra yöneticisin artık. Taraftarlık bitti. O orada kaldı. Bunu ayırt edemedi insanlar. Elbette kulübün sahipleri taraftarlardır. Elbette kulübün sahibi genel kurulu üyeleridir. Ama elbette bu kentin de kulüpte bir sözü hakkı vardır. Koca bir kentin. Ama şimdi sen masanın öbür tarafına geçtiğin zaman masanın öbür tarafındaki adam olarak geçiyorsun. Eski tribündeki adam olarak geçmiyorsun, taraftar olarak geçmiyorsun. Sen orada toplum önünde tribün lideriyle eğer kavga edersen ya da herhangi biriyle kavga edersen kaybeden sen olursun.
Kaybeden kulüp olur. Ki öyle Ya esasında yani. ki öyle oldu. Ya gene yurt dışından bir örnek vereceğim. Bayern Münih'in ya da bir başka kulübün ya da Lazio'nun ya da bir başka kulübün başkanının düşünebiliyor musunuz? Twitter'da sohbet odasına girdi ya da Twitter'da bir açıklama yaptı. Şimdi bunu bir Alman taraftarı anlatamazsın. Anlatamazsın ya. Dortmund'lu bir taraftara git anlat bakalım. Ya da Bayern Münih'li bir taraftara anlat. Ya da Avusturya Wien taraftarını anlat. Ya da Köln taraftarını anlat. Ya bizim başkan akşam sohbet odasındaydı ya. Ya da bizim futbol şubesi sohbet futbol şube sorumlusu sohbet odasındaydı. Adama deli derler. Ne işin var orada derler. Senin işin mi derler? Bak senin işin mi derler? Ya sen çıtayı Avrupa koyuyorsun. Hedefi Avrupa'da oynamak. Ulan sen, pardon. Sen Avrupa gibi davranmıyorsun ki. O mantıkta davranmıyorsun. Avrupalı ol demiyorum. O mantıkta yani o futbol piyasasında profesyonel o mantıkta olmuyorsun ki. O zaman senin ne işin var orada? Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Adam katılmıyor. Sohbet odasına sen niye katılıyorsun? Çünkü yanlış. Çünkü orada ağzından çıkacak bir kelime az önce benim yaptığım gibi seni yanlış bir noktaya götürür. Ardı arkasında olmayan bu sadece Emin Bey özelinde değil diğer kulüpler için de geçerli. Kesinlikle. Maalesef ki geçerli. Ondan dolayı bu tarz olaylardan her kulübü yönetenin uzak durması gerekiyor. Her kulübü. Mesela Sayın Ali Koç göreve ilk geldiğinde hemen hemen her gün televizyondaydı. Fenerbahçe TV'de. Hepimiz biliyoruz. Sonrasında bıraktı. 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 Ne? Ya Bursa Spor'da bazı başkanlar vardı mesela. Ya MOBESE kamerasına konuşacak neredeyse. O pozisyondaydı yani. Şehir kameralarına konuşacaklar. Böyle başkanlar gördüm ben. Galatasaray'da da geçen sene Burak Elmas yönetmiş. Seçilmeden önce bütün yöneticileri clubhouse odaları, space odaları hepsinde hep hani iletişim dersi veriyorlardı ama ders farklı saldığında bir anda bütün hepsi onlara döndü oklar. Yani orada söyledikleri her şey onların aleyhine oldu bir anda. Bunları çok dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Ben bir kulüpte eğer bir gün görev alırsam ya da bir kulüp bana bir gün bir şey sorarsa arkadaşlar bir toplantılarda cep telefonlarınızı alalım. Toplantılarda cep telefonları kullanmayın kesinlikle. İki başkan tabii ki hariç. İki sosyal medya hesaplarını mümkünse kapatın. Sosyal medya hesaplarından uzak durun. Başka şansınız yok. Çünkü o kadar çok etkileniyorsunuz. Kapatmazsınız da danışmanlarınıza verin. Danışmanlarınız idare etsin. Mesela ben birinin danışmanı mıyım? Ben idare edeyim. Ben sana her gün onun bilgisini geçeyim. Ya da o işte görevlendirdiğin kişi ya da sen, Can, genç kuşak. Sizin gibi beyinlere ihtiyacı var. Bu insanların. Yani şimdi Emin Bey özelinde sorduğun için bunu söylüyorum. Ya da bir başkasını söyleyeyim. Emin Bey özelinde söylemeyeyim. Ahmet Mehmet diye. Ahmet Bey geldi. Ben bu akşam sosyal medya bir sohbet odasına katılacağım ya da atıyorum bir şeye katılacağım. Akıllı bir Can der ki başkan sen ne yapıyorsun? Orada yanlış bir kelime gelir, yanlış bir ifade gelir. Buna cevap vermek zorunda kalırsın. Ya da kulüple ilgili paylaşılmaması gereken bir söz Aynen öyle. ağzından çıkar. Ondan sonra bir oyuncu ismi olabilir, bir teknik adam ismi olabilir, rakiple ilgili bir cümle olabilir. Düşünsenize Fenerbahçe Galatasaray ya da Beşiktaş Bursa Spor maçı öncesinde Beşiktaş Başkanı bir sohbet odasına katılıyor. Bursa Spor'la ilgili yanlış bir ifade kullanıyor. Maç başlamadan bitti. Başlamadan bitti. İşte onun için diyorum yani kulüp idarecileri burada biraz uzak durmaları gerekiyor. Tamam. Kendi elbet sosyal medya hesapları olabilir. Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler giderler, kuşları, böcekleri vesaireleri çekebilirler, onları paylaşabilirler ama maalesef özellikle Twitter'dan bu süreçte uzak durmalarında fayda görüyorum ben. Son olarak şunu da sorayım abi. Artık hani son 10 dakikaya geldik. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi buraya kadar hep hani neden olduğu, niye olduğuyla konuştuk. Peki buradan sonra ne olacak abi? Bursaspor sence toparlanabilecek mi? Bursaspor'un geleceğini sen nasıl görüyorsun?
Yani iyi görmek istiyorum. İyi görmek istiyorum. Yani maalesef iyi görmek istiyorum. Maalesef dedim yani, maalesef bu cümleyi kuruyorum diyorum. İnşallah iyi olur. Ama bu yapı, bu zihniyet devam ettiği sürece ben başarılı olacağına inanmıyorum. Hangi zihniyet? Geleneksel yöntemlerden biraz kurtulmak gerekiyor. İşte Ahmet bize sahip çıksın, Mehmet bize sahip çıksın, işte bilmem ne bize sahip çıksın. Sen bu kulübü finansal nasıl yöneteceksin? Kurumsal nasıl yöneteceksin? İdari açıdan nasıl yöneteceksin? Bir organizasyon şeman var mı? Tamam mı? Az önce sen Bursa ile hiçbir alakan olmamasına rağmen, Bursa Spor'la hiçbir alakası olmamasına rağmen stat altındaki dükkanları sordun değil mi? Evet. Söyledin. Vallahi stat kaç yıl önce açıldı? 6 yıl önce mi, 7 yıl önce mi ne açıldı? Ben kaçıncıya kiraya verildiğini, kaçıncıya oranın otopark olup değiştirildiğini, kaçıncıya oradaki mazgalların çalındığını, kaçıncıya oradaki kameraların çalındığını, kaçıncıya oradaki kabloların, bakır tellerin çalındığının haberini kaç kere yaptığımı bilmiyorum. Kaç kere yaptığımı bilmiyorum. Her gelen yönetim şunu söyler. Dükkanlarla ilgili çok önemli projelerimiz var. Görüşmelere başladık. Çok önemli İstanbul'dan bilmem ne firmalarıyla anlaşma yapıyoruz. Nerede? Nerede o firma? Neredeler? Yok. Ben görmedim daha. Bursa Spor'un dışında, bir de spor asayişin dışında, yani emniyet teşkilatının dışında, tabelası olan, dükkanları olan bölümde yok. Yok yani, yok. Bursa Spor var. Spor asayiş büro var. Bir de yanılmıyorsam bilet, kombine bilet satış merkezi var. 3 tane tabela var dükkanların olduğu bölümde. Onun dışında yok. Sen burayı 7 yılda kullanamamışsın. Bundan sonra kullanacağım diyorsun. İnandırıcılığını bunu kaybediyorsun. Kusura bakma. 7 yılda hiçbir şey yapmamışsın çünkü. Hiçbir şey yapmamışsın. Ondan dolayı ya da yapmışsın başarılı olamamışsın. Yapmamışsın demeyeyim. Elbette mutlaka bir şeyler yapmışlar. Yapmışsın başarılı olamamışsın. Demek ki gittiğin yol yanlış. Yolu değiştirmen lazım. Bursa Spor'unda gittiği yolu değiştirmesi lazım. Geleneksel formüllerle bir işte başarılı olamadı Bursa Spor. Süper Lig'den düştü. Süper Lig'den TFF 1'e düştü. TFF 1'den TFF 2'ye düştü. Aynı maalesef işte o grafikteki eğik düzen, eğik eksen devam ettiği sürece Bursa Spor TFF 2'den TFF 3'e de düşer. TFF 3'den bölgesel amatör lige de düşer. Onun için bir, zihniyet değişecek. İki, yöntemler değişecek. Zihniyetle beraber de yöntemler değişecek. Bunu benim tek başıma bilme, söyleme şansım yok. Ama ben şunu yaparım. Çok klasik bir laf var Bursa'da. Bursa Spor, Bursa Sporları. Evet, Bursa Spor, Bursa Sporları'nın da profesyoneller için öyle değil. Şimdi kaç futbolcunun kökten Bursa Sporlu olduğuna inanıyorsun Bursa Spor'da? 3-5 yani. Tanedir. 3-5 tanedir. 40 kişide. Aynen. Ben şunu yaparım. Ben şunu yaparım. Arkadaş, Türkiye'de en başarılı kulüp yöneticileri nerede? Profesyonel anlamda. Onlarla anlaşma yaparım. Onları getiririm. Derim ki arkadaş, siz ne yapıyorsunuz? Ya kendi personelime eğitirim ya da o insanları transfer ederim. Birinci önceliğim bu olur. Yıllar önce şunu söyledim, bunu binlerce kez örnek verdiğim için gene vermekten de sıkılmıyorum. Bursa Spor tepe taklak gitmeye başladığı zaman da kulübün bir finans departmanı var. Onun bir muhasebe müdürü var, finans müdürü var, neyse. Dedim ki borç yönetimi konusunda uzman birini alın. Yani tamam, para geliyor da ödemeler nasıl yapılacak, borçlar nasıl ödenecek? Belki birine 3 lira vermen lazım ya da birini taksitlendirmen lazım. Bu bir uzmanlık alanı ekonomide. Ben işletme mezunuyum. Yani iktisat okudum. Muhasebeyi biliyorum. Arkadaş, ilk giren ilk çıkar mı, son giren ilk çıkar mı, LIFO mu, FIFO mu? Yani bunların hepsini bilen, bunlara hakim olan bir borç yönetiminin konusunda uzman bir muhasebeci alınsın dedim. Vay efendim, Bursa Spor'u suya karıştırıyor diye manşetler atıldı. Yani gazetelerde değil ama
sosyal medyada, işte internet sitelerinde şunlar bunlar. Arkadaş hayır, siz borç yönetmeyi bilmediğiniz için kulüp şu anda 1 milyar lira borçlu. Aynen. Gene ben haklı çıkmışım. Onun için diyorum ki bu kişi Fenerbahçe'de mi çalışıyor? Bu kişi Beşiktaş'ta mı çalışıyor? Bu kişi Galatasaray'da mı çalışıyor? Bu kişi Eintracht Frankfurt'ta mı çalışıyor? Git getir arkadaş. Git getir. Bir de mutlaka ve mutlaka Kentin ve Bursaspor'un geleneklerini bilen bir kişiyi mutlaka kulüpte sürekli barındır. Ben 26 yıldır Bursaspor'u takip ediyorum. Son 1-2 yılda çok az gittim. Genç arkadaşlarımızın hiç suçu değil. Bak hiç suçu değil bu. Yanlış anlamasınlar. Bir gün kulübe gittim. Pardon kime bakmıştınız dedi bana. Deme hakkına sahip. Çünkü bilmiyor ki kulübün geçmişini. Bir arkadaşım 6 ay önce, aramasından 6 ay önce kulüpte başkandan sonra gelen bir profesyonelin telefonunu istemek için kulübü arıyor. Pardon o kim diyor. Çalışan. Görevli. Ama eskiden kulüp çalışanı şöyleydi. İbrahim Yazıcı döneminde. Telefonu açtığında Süha nasılsın derdi. Ses sonundan anlardı. Ya da Can aradığında Can kimi bağlayayım derdi. Çünkü bir karşılıklı ilişki söz konusuydu. Ben şu an kulübe gideyim, kulüpten giremem, kapıdan giremem. Girme şansım da yok. Çünkü adamlar beni tanımıyor, çocuklar beni tanımıyor. O onların suçu değil. Onlara işte, ha bu arada Süha Gürsoy önemli değil. Sedat abi geldi, Sedat Üç geldi, efsane kaptan. Beyhan abi geldi. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Bir şey yapabilecek misin? Yapamazsın. Adam tanımıyor güvenlikten. Ya Beyhan abinin güvenlikten geçemediğini düşünebiliyor musun? Taş yar kulübe taş ya da Sedat abinin, Sedat kaptanın yani kulübün kapısından giremediğini düşünebiliyor musun? Senin Sedat evinin kapısından Özcü'deki tesisinin geleceği odaya kadar kırmızı halı sermen lazım. Sedat abi öyle büyük bir adam. Bak Sedat abi öyle büyük bir adam. Yani bu yeni jenerasyon Bataca benim için de Bataca'dır. Her zaman Bataca'dır vesaire Bataca'dır. Ama Sedat abi Batajalar üstü bir adam. Bak Bataca demiyorum, Batajalar üstü bir adam. Bunun kapıdan geri çevrildiğini düşünsene. Kulüp açısından kötü bir durum yani. Onun için söylüyorum. Kulübün geleneklerini, kişilerini bilen birini mutlaka kulüpte barındırırım. Kaç paraysa veririm. Kaç paraysa da veririm ona. Kulübün kırmızı çizgilerini bilen, kulübün arşivini bilen, kulübün geçmişini bilen mutlaka o insanları kulüpte barındırırım. Ama dediğim gibi alanlarında profesyonel, uzman kişileri mutlaka alırım. Nasıl? Fenerbahçe Galatasaray'ın golcüsünü almaya çalışıyor, değil mi? Evet. Ya yavaştan kapatalım istersen abi. Çünkü bir Süre dakikadan gene mi doldu? az O zaman bana çok zaman ayırdın. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Canın sıkıldığında beni arayabilir. Canın sıkıldığında program yapmak isteyebilirsin. Ben de konu çok sohbet çok. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için. Sevgiler ben sunuyorum sana teşekkür Can. ediyorum abi. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Bursaspor içerikleri devam edecek. İki farklı noktadan iki konuğum daha olacak inşallah. Çok hevesli yaptığım bir iş. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.